Yani ortalık ağırınca kılmak daha sevap. Ama adam yola gidecek, işe gidecek, memur, işçi, şu bu. İmsak vakti bitti mi işte o andan itibaren sabah namazı girmiştir. Takvimdeki imsak vaktiyle sabah namazı kılınabilir. Sünneti de farz da kılınabilir. Hocam peki hisse senedi almak, satmak? Bu şeyde hisseler devredilebilir. Ama devredilebilmesi için senin o hissenin karşılığında o andaki kaç ne kadar gerçek değeri ne? Halbuki bu şeylerde hiç bilinmiyor. Elden ele kağıt dolaşıyor. Onun için olmaz. Çok uygun görülmüyor. Hiç uygun olmaz. Evet. Yani hisse senedi bugünkü uygulanan şekliyle İslam'ın finansal sistemine uygun olmuyor diyor. Biz olayın dini yönünü söylüyoruz. Tabii. Karar, yasal karar ayrı kişiye aittir. Bu ülkede sayısal loto filan da açıkça oynanıyor. Yok, biz buna helal diyemeyiz. Yani biz helalliğini, haramlığını söyleriz. Hocam bildiği kadar, ilmi kadar. Gerisi uygulamak kişilerin kendi vicdanına kalmış. Herkes kendi hesabını verecek. Bugünkü sistemde hisse senedi dedi hocam. Yani gerçek değeri tam bulunamadığı için piyasanın şartlarına göre bir kalkıyor bir iniyor. O anda o fabrika gerçekten o değere mi ulaşıyor? Yok, spekülatif hareketler oluyor bazen. Dolayısıyla bak Türkiye'yi dolarla, dövizle ne hale getirmek istiyorlar? Bunun dış dünyanın, Avrupa'nın, Amerika'nın ya da dış ülkelerin o zengin ağababalarının bir oyunu olduğunu görmeyen var mı dünyada? Yani Türkiye'ye yapılan ekonomik bir sille tokat, dayak atma girişimi. Dolayısıyla Müslüman uyanık olacak, mümin basiretli olacak. Hocam gerçek değeri, karşılığı tam bilinemediği için neyi alıyor adam, neyi satıyor? Gerçekten o para eder mi o anda? Olmayan bir şeyi satmak. Mesela bazı tefeciler şu kalemi sana satıyorum diyor. Diyor ki hocam biliyor musun böyle bir sistem var Anadolu'nun küçücük köylerinde bile. Bir de bak buradan çok net söylüyorum. Türkiye'de tefecilik çok yaygın. Tefecilik kelime olarak çok kötü görünüyor ama uygulama çok yaygın. Küçücük ilçelerde bile 3000-4000 nüfuslu ilçelerde bile ben gidip sohbetlere gittiğimde öyle insanlar borçlanmış ki adam bir kalemi satıyor 10 milyara. 5 milyar borç almış hocam. Diyor ki şu kalemi sana 10 milyara sattım. Faiz yememiş oluyor. Tefe yememiş oluyor. Peki bu kalem gerçekten 10 milyar mı? Değil. Neye diyor? Şeriata uydurmaya çalışıyor. Yok, kılıf hiç, uyduruyor. Hiç olmaz. Hiç hile olmaz. Yapıyor. Böyle bir alışveriş caiz olur mu? Hocamın demek istediği bu. Bu kalemin gerçek değeri ne kardeşim? 1 lira, 1 lira. Bu kalem 1 lira. Sen bunu 10 milyara sana sattım deyip güya 5 milyar verdi ya 10 milyar alacak. Adam borçlanmış. Kimse kimseye yardım etmiyor. Hısım akraba birbirine borç vermiyor. Verdiğin geri dönmüyor. İnsanlar korkuyor. Böylece tefecinin eline düşüyor. O anda adam daralmış, bunalmış, mecbur alıyor. 5 milyarı alıyor, 10 milyarı geri ödeyecek. Açıktan 10 milyar dese faize girecek. Sana diyor bu kalemi 10 milyara sattım diyor. Böyle bir şey olur mu hocam? Kesinlikle. Apaçık bir haramdır, kıpkızıl bir faizdir, hem de tefedir. Dolayısıyla hisse senetleri bunun gibi değilse bile gerçek değerini bilemediğimiz için dedi hocam. Çabuk en canlıcı nokta. Hiç sormadan bir şey gibi, kumar oyunu gibi bir, ya kazanırsa diye evet. Yapıyorlar. Kesinlikle şeyle uymaz. İslam'da alım satım esaslarına uymaz. Hocam tavsiye etmiyor velhasılı. Bilginiz olsun. Bir telefonumuz var. Hocam gelince bu telefonlar, seyirciler maşallah. Buyurun alo. Alo. Buyurun. Selamun aleyküm Ömer hocam. Aleyküm selam Hüseyin Koçak abi İstanbul. Evet hocam. Cevat hocama da saygılarımı sunuyorum. Eyvallah. Hocam benim bir sorum olacaktı. Bu Diyanet takvimi ile Fazilet takviminin imsakları birbirini tutmuyor. Biz Diyanet takvimine göre orucumuzu niyetleniyoruz. Yani bugün Diyanet takviminin 03.38. Biz 03.38'de ezan okunuyor niyetleniyoruz. Evet. Fazilet takvimi bundan yarım saat önce yani 03 gibi imsak giriyor. Başlatıyor. Bunda bir sıkıntı var mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Evet. Hocam namaz takvimleriyle ilgili evet. Vakitler.
Şimdi ben biz hiçbir kimseye hedef almıyoruz. Kimseye bir şey demiyoruz. Dinde olan hükümleri söylüyoruz. Evet. Bunu bir kere belirtelim. Eyvallah. Şuna buna kızgınlığımızdan falan değil. Tabii ki. Dini şeyler söylüyoruz. Eski kitaplarda saat olmadığı için herkeste bilinmediği için ihtiyat payı bırakılır idi. Hani sabahleyin şeyde güneşin doğacağı yerde bir geniş bir beyazlık var, bir de ince bir çizgi. O yalancı şeydi, becerdi kazip falan. Yani nasıl bilsin adam? Onun için ihtiyat payı var idi. Şimdi buna gerek yok. Dünyanın her tarafında, her yerde telefondan saatler, herkesin saati var. Onun için bizim sorumlu müessesemizde Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Ona göre hareket ederseniz sizin sorumluluğunuz yok. O ihtiyat paylarını koyuyorlar, o milletin kafasını karıştırıyorlar. Bir, iki de mesela Almanya'nın kuzeyinde yastığı kırılmaz falan demişler. Ben Helsinki'de, Almanya'nın çok kuzeyde gittim orada, o Birzat Park'ta. 1,5 saat içinde akşam yatsı sabahı kıldım. Kısa oluyor. 1,5 saat içinde. 1,5 saat içinde. Evet. Bekledik hemen ve gördüm. O gün Allah tarafından bulut yoktu. Hava berraktı. Hepsinin şeyde ufuktu, gördüm yani. Hocam. Namaz var yani. Helsinki'de yastı var yani, onu söylemiştim. Değil mi? 5 vakit namaz onlar, her yok yerde demiş, 5 gün. Onlar söylemiş. Eyvallah. Hayır, var gözümle gördüm, yaşadım evet. Yani. Değerli kardeşlerim, biz özeti şu, Diyanete biz bağlı. Diyanetin takvimine tabi oluruz. Bundan dolayı biz yok. Vebale girmeyiz. Namazda da, oruçta da evet. Diyanet takvimi güvenilir, itimat edilir bir takvimdir. Başka cemaatlerin, tarikatlerin, grupların kendi araştırmaları, kendi çalışmaları, kendi cemaatlerini bağlar. O kardeşlerimize de saygı duyarız. Biz bir şey demeyiz. Ama Diyanet bu konuda ana otoritedir. Niye? Elindeki malzeme, devlet gücü, teknoloji. Ya Diyanet'in, rasathanenin, o efendim Kandilli rasathanesindeki cihazlar dünya çapında, öyle bir cemaatin filan alacağı cihazlar değil. Dolayısıyla bunların bilimsel olarak ortaya koyduğu bilgiler bir Müslüman olarak güvenmeye daha layıktır. Ama diğer kardeşlerimize de saygı duyuruyoruz. Allah cümlemizin ibadetlerini kabul etsin. Bir sorusu daha varmış. Bir şey var, burada ilave edeyim müsaade ederseniz. Buyurun hocam. Bayramı Diyanet ilan edebilir şer'an. Değil mi? Yetkisi de var. Kendisi başka birisi ilan edemez. Bir cemaat kendi kendine bayram ilan edemez. Evet. Biz Türkiye'de yaşayan Müslümanlar olarak Mısır kendi şeyini gördü, öyle ilan etti. Mısır Mısır'ı bağlar. Adam diyor ki Arabistan'da diyor oruç bir gün sonraymış. Ya kardeşim, Arabistan müftüsü Arabistan halkına bu fetvayı verebilir. Ama ben size, fetvası bende var. Avrupa Milli Görüş Teşkilatı Güney Amerika'da bu sene fetvasını yayınlamış, imzalı. Bizzat gidip görülmüş. Türkiye'de Diyanet'in takviminin olduğu gün hilal görüldü. Peki ne olacak şimdi? Adam gördüğüne dair imzalı belgeyi ortaya koydu. Öbür insanları bir gün oruç tutturmadılar. Araplar başlamadı diye. Arap kardeşlerimiz kendi müftülerine uyunca vebale girmezler. Ama bizim başımızda da bizim müftümüz var. Bizim diyanetimiz var. Biz ona uyduğumuz müddetçe biz vebale girmeyiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.